Bismillahirrahmanirrahim. Babu bey'in musarrati. Bu bab musarrat olan bir hayvanın satışı. Musarrat ki satmaya götürüyor, sütünü sağmıyor. Memeleri süt dolu olarak götürüyor. Buna Arapçada musarrah derler. Yani sütünü memesinde cem etmiş ki görenler hayvan sütlü görsünler de fazla kıymetinden alsınlar. Bu bir nevi aldatmak demektir. Peki bu adam aldı. Memeleri dolu. İki günden beri, üç günden beri sağılmamış. Götürdü, sağdı. Ooo, sütü çok. Ertesi gün baktı ki o kadar süt vermiyor. Süt azaldı. Üçüncü günü daha azaldı. Bu adam ne yapacak? İade edecek mi, etmeyecek mi? İade ederse o sağmış olduğu sütün bedeline ne vereceksin? İade etmeyecekse hüküm nasıldır? Bu meseleyi izah edecek. Lan koydu gitti de nasıl bulamaz? Bulursa canım. Haddesena Ebu Bekrete Bekkar ibn-i Kuteybe Kale haddesena Ravuhu ibn-i İbade Kale haddesena Avfun en Muhammed ibn-i Sirin ve Khallas ibn-i Amrin en Ebi Hureyre anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber Efendimiz'den rivayet eden Ebu Hureyre, Ebu Hureyre'den rivayet eden tabiinden iki kişi. Biri meşhur rüya tabircisi Muhammed ibn-i Sirin, birisi de Khallas ibn-i Amr. Onlardan da Avf, ondan da Ravuhu ibn-i İbade, ondan Ebu Bekre, Bekkar ibn-i Kuteybe, ondan da İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, men iştera şaten musarrate. Bir adam sağılmamış, bir iki günden beri sütü memesinde birikmiş olan bir koyunu satın alırsa, ev lakihaten musarrate, yahut da bu şekilde bir deveyi sağmamış, sütü memesinde birikmiş, onu getirmiş satmaya. فَحَلَبَهَا bunu sağsa. Ondan sonra baktı ki bu biriktirilmiştir. Tebii değil. فَهُوَ بِخَيْرٍ نَزَرِينَ فَهُوَ بِخَيْرٍ نَزَرِينَ Nezireyn demiş ama nazareyn. İki nazarın birisinde muhayyerdir. Yani iki görüş vardır burada. O iki görüşün hangisini yaparsa muhayyerdir, onu yapsın. Neymiş o iki görüş? Beyne en yahtareha, o hayvanı satın aldı ya, o şekilde onu kabul eder. Götürür sahibine der ki bu hayvan sütü azmış, sen beni aldatmışsın, ben bu hayvanı almıyorum, al. Tabi o hayvan sağdı ya, o sütün karşılığında da iade eder ve inaen min ta'amin, ta'amdan bir kap. Bazı rivayetlerde geliyor, bir sağ. Bir sağ da bir ta'am götürür, o sütün mukabili olarak verir. Sütü isterse bir gün sağsın, isterse iki gün sağsın, isterse üç gün sağsın. Yani ister bir vakit sağsın, isterse birkaç vakit sağsın, vereceği ta'am bir sağ. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Haccâc ibn-i Nihâr. قال حدثنا حماد بن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول bu da yine Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten geliyor da fakat tabiinde Muhammed bin Ziyad rivayet ediyor. Yaqulu Hazreti Ebu Hureyre işittim derdi ki semi'tu Ebu Kasim sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem'in ben işittim buyururdular. Ve haddesena fehdül buyururdular hadis. Hadisi ikinci hadisiyle beraber getiriyor aşağıda. Ve haddesena fehdül kâle haddesena haccâdün kâle haddesena hammâdün an eyyûbe an muhammedin huve bin sirin an ebi hureyrete anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Yine Hazreti Ebu Hureyre'ye çıkardı. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular. İki senedin metni bu. Men ibtâ'a müserrâten,
sütü memesinde biriktirilmiş bir hayvanı bir adam satın alır ise fehuve bil hıyar, bu adam muhayyerdir. İnşa'a reddeha, dilerse o hayvanı reddeder ve sa'an min temrin, hurmadan da bir sa' bu adama verir sağmış olduğu sütün mukabili olarak. Hakeza fi hadisi Muhammed ibn Ziyad. Muhammed ibn Ziyad'ın senedinde böyle geldi. Birinci senet. Ve fi hadis Eyyub, fakat ikinci senette de ve sa'an min ta'amin, ta'amdan bir sa'. Fakat öyle ta'am ki la semra, esmer değil, beyaz. Yani bu iki senette geldi Hazreti Ebu Hureyre'den. Ravi'nin birisi diyor ki ben onun rivayet etmiş olduğu hadiste hurmadan bir sa' o hayvan reddederse bir sa' hurma verecek. İkinci senedinde diyor ki hayır, bir ta'am, yani hurma şart değil, hurma olmaz da arpa olur, dura olur. Bir ta'am, yenilecek bir şey verir fakat semra değil. Semra esmer değil yani. Buğda değil. Beyaz değil. Haddesen ve fi evet haddesena Rabi'ul Fizi ve Salih bin Abdurrahman قال حدثنا عبد الله بن مسلم ها وحدثنا يونس قال اخبرني عبد الله بن نافع ها وحدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال حدثنا داوود بن قيس عن موسى بن بشار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرة her kim südi biriktirilmiş memesinde bir hayvanı satın alır ise feliyen galip biha, onu alsın götürsün, feliyehlibha, onu sağsın, feyni radiye hilabaha, eğer vermiş olduğu süde razı olur ise emsekeha, onu yanında tutar, yani alışveriş katılaşır, ve illa yok razı olmazsa reddaha, hayvanı reddeder ve redde ma'aha, o hayvanla beraber reddeder sa'an min temrin, hurmadan bir ölçek, bir sa'da sağmış olduğu şey de mukabil onunla beraber iade eder. Haddesena Yunus kâle haddesena bünü vehbin kâle ahbereni bünü lehi'a enil a'raç an ebi hurayre an rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme misli. Hazreti Ebu Hureyre Resulullah Efendimiz'den bu hadisi rivayet ediyor. Burada da Yunus, İmam-ı Tahavi, İmam-ı Yunus'ten rivayet ediyor bu hadisi şerifi. Haddesene ibn-i Ebi Davud, kâle haddesene Abdülgaffari ibn-i Ebi Davud, kâle haddesene ibn-i Lehi'a, haddesene Ebu Lesved, an Abdülrahman ibn-i Sa'd, ve İkrimâne Ebi Hureyre, anen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, kâle, men iştera şâten musarraten, her kim böyle südü biriktirilmiş bir koyunu satın alırsa ev lekihaten müserraten yahut da südü memesinde biriktirilmiş deveyi, dişi deveyi satın alırsa ve lem ya'lem enneha müserraten, bunun da südü biriktirilmiş olduğunu bilmeyerek almış. Yani diyor ki tebi'i, yani südü tebi'idir, yani her gün bu kadar veriliyor. فَإِنَّهُ اِنْ شَاءَ وَاَدَمْ دِلَرْسَ رَدَّهَا وَحَيْوَانِ رَدِّدَرْ وَمَعَهَا سَاعٌ مِنَ التَّمْرِينَ, o hayvanla beraber kurmadan da bir sağ olarak o hayvanı reddeder. وَاِنْ شَاءَ دِلَرْسَ اَمْسَكَهَا, kaderine razı olur, onu yanında alıp olur. Şimdi bu hüküm ne vakitte böyle? Onun müsarra olduğunu bilmeyerek alırsa. Bir de var ki biliyor. Hayvana baktı, memesine baktı, anladı. Bu bir iki günden beri sağmamışlar, bu süt memesinde birikmiş. Pazarlık etti, aldı. Onu reddetmeye de hakkı yok diye bilerek aldı. Fakat bu kim? Bilerek değil, aldandı adam. Zannetti ki her gün bu kadar süt verir. Aldanmış olduğundan dolayı onun için hıyar var. Haddesena Ali ibn Abdurrahman قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارس عن بكير بن عبد الله أن أبا إسحاق حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
Peygamber Efendimiz buyurdular ki, men iştera şaten müserraten, sağılmamış, sütü biriktirilmiş bir hayvan, bir koyunu satın alırsa, feliyen galip diha, onu alsın götürsün, feliyahlibha, onu sağsın, feyni radiye hilâbeha, onun sütüne ne kadar süt veriyorsa, buna razı olursa, emsekeha, yanında alikur, ve iddâ raddeha, yok razı olmazsa onu reddeder, وَرَدَّ مَعَهَا سَاعًا مِنْ فَنْجِرٍ O hayvanla beraber bir sağda kurma veriyor. Bir sağ ne kadar okumuştuk? 1040 dirhem. 1040 dirhem. 1040 dirhem aşağı yukarı 3,5 kilo. Bir zamanımızı hesap edelim. 3,5 kilo kurma verecek. Ya kurma verecek, ya arpa verecek, ya tura verecek. Yani muhtelif rivayetler geliyor. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, fakat rüviye tehâzihi l-âsâr, bu eserler rivayet olundu an Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem, Resûl-i Ekrem Efendimiz'le kemâ zekerna, bizim zikreylediğimiz gibi rivayet olundu. Ve lem yüzker, zikredilmedi fîhâ, bu hadislerde el-hıyâr, hıyâr zikredilmedi. Kim için? Lil müşteri, el müşteri değil, lil müşteri. Müşteri için hıyar şart edilmedi. Ne olduğu halde? Vaktan vakit olduğu halde. Bir böyle okuruz. Bir de وَلَمْ يَذْكُرْ Resulullah Efendimiz zikreylemedi. فِيهَا bu hadisi şeriflerde neyi? El hıyâre hıyâre. Kim için? Bir müşteri, müşteri için hıyarı zikreylemedi, ne olduğu halde vaktan vakit olarak. Yani vakti beyan edilmedi. Kaç gün muhayyer, muhayyer ama, müşteri muhayyer ama kaç gündür? Bu hadislerde günü yok. Bu adam bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra getirip iade edebilir. 10 gün sonra olursa, bir ay sonra olursa gene iade edebilir mi? Vakit yok. Adam diyecek ki, sen dün götürdün, sağdın, razı değildi, dün niye getirmiyordun, ertesi gün getireydin. Şimdi olmuş 3 gün, yahut da 10 gün. Diyor, bu hadis-i şeriflerde vakit yok, Resulullah Efendimiz vakti beyan eylemedi. Yalnız onu götürsün, sağsın, vermiş olduğu sütün hali tebiyesini anladıktan sonra, hali tebiyeyi anladıktan sonra isterse kabul eder, isterse hayvanı reddeder ve sütüne mukabil de 3,5 kilo kurma ona veriyor. Kurma yahut arpa. Bir saniye. Onu götürüp veriyor. Ama bir gün sonra verse de o kurmayı o kadar verecek. 3 gün sonra olsa da yine o kurmayı o kadar verecek. Oradan satarken şart olsa o zaman. Bilerek alırsa zaten ihtiyar yok. Burada bilerek alırsa reddedemez. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi ki ennehu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ce'alel hıyâre lehu müşteriye hıyâr kıldı fî zâlik bu hayvan hakkında selâsete eyyâm 3 gün. Bu okuduğumuz hadislerde vakit yok mutlak ama Peygamber Efendimiz'den bazı rivayetler geldi ki 3 gün muhayyerdir. 3 günden sonra hıyâr batıldır. Adam 3 gün zarfında getirir, hayvanı iade ederse eder, 3 günden sonra iade edemez. Peki, 3 gün hangi hadiste varid oldu? Rivayet istiyor. Çünkü din neklinin olur, akılda olmaz. Neklide olduğunda nekilde Resulullah Efendimiz'den gelecek. Tabi her mezhebe zahip olanın elinde delili var. Şimdi vakit öteki hadislerinden emel edilecek olursa bir ay, 2 ay sonra da adam iade edebilir. Fakat şimdi okuyacağımız hadis-i şeriflerde 3 gün muhayyerlik vardır. 3 günden ziyade muhayyerlik olmaz. Onu getirecek. Haddesena bizalike Ebu Ümeyye. İmam-ı Tahavi diyor ki bana Ebu Ümeyye rivayet eyledi. Kale haddesena Abdullah ibn-i Cafer'un Rakkiyyü. Kale haddesena ibn-i Mübarek. En Ubeydillah ibn-i Ömer. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى حضرت أبي هريرة diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehi buyurdular en bey'i şati bir koyunu satmakla
Vehi halbuki o koyun da muhaffeletün, südi memesinde biriktirilmiş, sağılmamış. Musarratun manasına. Fe izâ ba'aha, onu satarsa, fe inne sahibaha, sahibi, yani onu alan adam, bil hıyar muhayyerdir. Telâsete yiyen 3 gün. Fe in kerihaha, 3 gün zarfında onu hoşlanmazsa, raddaha, o hayvanı reddeder. وَرَدَّ مَعَهَا سَعَمْ مِنْ تَمْرِينَ Kurmadan da 1 sa 1 dirhem iade eder, onu sütü mukabiline verir. 5 rakamında güzel bir haşiye var. Diyor ki سَعَمْ مِنْ تَمْرِ O hayvanı reddederse 1 sa da hurma verir. قَيَّدَهُ بِالْتَمْرِ Hurma dedi. Arpa verirse olmaz mı? Başka bir şey verse olmaz mı? Niçin kurma buyurdu? لَاَنَّهُ كَانَ غَالِبَ قُوتِهِمْ فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ O vakitte Müslümanların yiyeceğinin ekserisi kurmaydı. Ekser yiyecekleri kurmaydı. Kurma üzerine şehit ederler. Akşam kurma, sabah kurma, işte önde kurma, diğer yemeklerde arada olsa bile ekserisi kurmaydı. فَاَسْتَمَرَّ حُكْمُ الشَّرِعَ عَلَى ذَٰلِكَ Şeriatın hükmü de kurma üzerine iktina etti. وَيُوْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ اِذَا كَانَ غَالِبُ قُوتِهِمْ غَيْرَهُ فَيُوْتِسَ عَمِنْهُ Bundan anlaşılıyor ki, öyle bir memleket kurma yemiyorlar, arpa yiyorlar. Arpa verir. Yok, başka bir şey yiyorlar. Onu verir. Ya buğdaysa, buğday yiyorlarsa, buğdadan 1 sa değil, 1/2 sa verecek. Onun kıymet itibariyle onun yarısı olduğunda. 520'den. وَاِنَّمَا لَمْ يَجِدْ مِسْلُهُ وَلَا قِيمَتُهُ Peki böyle deyinceye kadar bir gün sağdı, kaç kilo süt sağdı, onu versin. 2 gün sağdı, mesela bir gün 1 kilo aldı, ertesi günde 1 kilo aldı, 2 kilo, 3 gün olursa 3 kilo. Ya da 3 gün zarfında olursa 3 kilo süt de iade etsin. Bu vacip olmadı. Ne kadar süt aldıysa onun mislini vermesi vacip olmadı. وَلَا قِيْمَتُهُ Kıymetini vermek de vacip olmadı. Mesela 3 kilo süt aldı. 3 kilo süt zarfında ne kadar kıymetli bir 3 kilo onu versin. Yok bir de var ki o büyük inekler olur ki bir günde 30 kilo veriyor. Onu birinci günü sade, ikinci günü sade, yemeye 30-30-60 60 kilo süt eder. 1040 dirhem hurmayı vermekle 60 kilo süde malik oldu. 3 gün olursa 90 kilo eder. Yok yok. Misli vacip değil, kıymeti de vacip değil. Niçin? Bel vecebe sa'un fil galili vel kesir. Süt ister çok olsun, ister az olsun. Vereceği 1 sa kurmadır. 1040 dirhem kurmadır. لِيَكُونَ ذَٰلِكَ حَدًّا Şeriat böyle oldu, bu bir hadd olsun. Hüdud olsun, ihtilafı kaldırsın. يَرْجِعُ اِلَيْهِ وَيَزُورُ بِهِ تَخَاصُرُ Hüküm bunun üzerine iptina etti ki aralarında ihtilaf hasıl olmasın. İster 1 gün, ister 2 gün, ister 3 gün. Nihayet 3 günden ziyade caiz değil. O hayvanı sağdısa vereceği nedir? 1 sa olmalı. وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَر۪يسًا عَلَى رَفْعِ الْخِصَامِ Peygamber Efendimiz Müslümanlar arasında hısam olmasın diye hısamın kalkmasına haris idi. Ama aralarında dedikodu olmasın. Vel men'u min kulli ma huve sebebun lehu. En refil ala refil hısami vel men'u min kulli ma huve sebebun lehu. Hısama sebep ne verecek ne şey varsa onların da aradan kalkmasına Peygamber Efendimiz haris idi. وَقَدْ يَقَعُ بِيْعُ الْمُسَرَّاتِ فِي الْبَوَادِ وَالْقُرَى وَمَوْدِعٍ لَا يُوْجَدُ بِهَا مَنْ يَعْرِفُ الْقِيمَةِ وَيَعْتَمَدُ قَوْلُهُ فِيهَا وَقَدْ يُتْلَفُ الْلَبَلِ Diyor ki, وَقَدْ يَقَعُ بِيْعُ الْمُسَرَّاتِ Bu hayvanı sağmaz, 1-2 gün bekledir, getirir, satarlar. Bu ekser nerede olur? فِي الْبَوَادِ badiyelerde olur. Köylerde olur, vel kura köylerde olur. Ve mevdiyen bir mevziyede olur ki la yucedu biha o mevziyede bulunmaz. Men yârifül kıyme, kıymeti bilmiyor. Sütün kıymetini bilmeyen yerlerde olur. Süt şehirlerde satılır, bilinir.
şehir olmayan yerlerde suda kim ne kıymet verecek? O gibi yerlerde olur. Yani kıymeti bilinmez. وَيُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فِيهَا قَوْلُنَ يَتْمَدْ edilir. Bir kimse de bulunmaz oralarda. وَقَدْ يُتْلَفُ الْلَبَنَ Ve öyle yerlerde olur ki süt telef olur gider de kimse yani o süte sahip de olamaz. وَيَتَنَازَعُونَ فِي قِلَّتِي وَكَسْرَتِي Sonra oralarda süt az mıydı, çok mıydı? Benim hayvanım bir kilo vermişti, hayır yarım kilo vermişti, yok 3 kilo vermişti, ihtilaf da hasıl olur. Bu şekilde de olur. Sütün azlığında, çoğunluğunda da tenazzül hasıl olur. وَفِي عَيْنِهِ Evet, sonra sütün eyni, hangi cinslenidir? Bu koyun sütü başka, keçi sütü başka, sonra bir hayvanın sütü, öteki hayvanın sütü, ikisi bir olmaz. Birisininki güzel olur, birisininki iyi olmaz. Öyleyse bunları, ihtilafları halletmek için فَجَعَلَ الشَّرْعُ لَهُمْ ظَابِتًا Şer'i şerif onlara bir kaide kıldı. لَا نِزَاءَ مَعَهُ O kaideyle arada daha ihtilaf, nizâ hasıl olmaz. وَهُوَ سَعَهُمْ Hayvanı reddederse 1040 gram kurma verecek, yahut arpa verecek. Kaide bu. وَنَزِيرُ هَذَا Bunun neziri var mıdır diyor. Vardır. O da nedir? اَدْدِيَتُ دِيَتْ فَاِنَّهَا مِيَتُ بَعِيرٌ Diyet kaçtır? 100 devedir. وَلَا يَخْتَلِفُ الْاِخْتِلَافِ حَالِ الْقَتِلِ Veren adam, büyük adam olsa da 100 deve. Küçük çocuk da olsa 100 deve. Alim de olsa 100 deve. Şahil de olsa 100 deve. Bir adam çok marifetli, çok büyük bir doktor, büyük bir mühendis, çok marifetli, gene 100 deve. Birisi de cahil, hiçbir şey bilmiyor. Gene yüzde ver bak. Niye? Ölenin halına bakılmıyor. Eğer onları arayacak, itibar edecek olursa o artık nizâ çeker uzar. Bir adam ölmüş. Şimdi öldüren adam değil ki, bir adam da ölmüyor. Peki değil ki, evet yüzde ver ama basit bir adamın ki yüzde ver. Bizim ölen adamımız 1000 deve. Hayır 1000 deve yetmez. Hayır eder de yetmez. Bu deva kim halledecek? Hayır 500'ü değil. Kim tekbir edecek? Şer-i şerif kesmiş atmış. Nefis değil mi? Yüz deve. Ne için bunu yapmış? Kat'en bin nizâ. Nizâ-i kat için. Daha bunun bir misli de var. Ve misruhu el-gırre. Gırre de bunun mislidir. Kil cinayeti alel cenil. Vurdu kadının karnına çocuk düşürdü. Değil. Bunun da çocuğun hurresi var ya, ondan adına diyet demiyorlar da, hurre diyorlar. Bu da sevâm-ı kâne zekeren evünse. O düşen çocuk, ister erkek olsun, ister kadın olsun, hurre yinidir. Tâmmel halki evnâfisehû. İster bütün yaratılış itibariyle tamam olsun, ister noksan olsun. Evet, cemîlen em kabîhen. Ölen adam ister güzel olsun, ister çirkin olsun, ayırmıyor, hepsi bir. قَالَهُ بَعْدُ عُلَمَّا Bizim ulemamızın bazı böyle dediler ki, yani hüdud-i ilahiyye muhasemeyi keser. Bir hükümdür ki hakim orada durur. Şer-i şerif böyle dedi, orada durur. Nizâ kesmek için. Güzel. Yani bazı ulema bunu beğenmiş. Tam olsun ki bir ulema. Yok, öyle mi? Çocukmuştum, hepsi birdir, hüküm birdir. Yani bu faideyi diyor ki ben kendimden yazmıyorum. Haşri yazan adam diyor ki Ulema-i Hanefiye'den bazısı bunu beyan etmiş. Yani çocuk da bir şey saydı mı? Mesela çocuk mesela çocuk düştü. Bir aylık, bir aylık düştü. Evet. 5 aylık düştü. 9 aylık düştü. Evet. Hepsinden anlamı öyle değil. Onların şeysini hediye edeyim. Yok yok. O hurre başka. Onların şeysi başka. Hurre okuduk diye yukarıda. O yüz deve diyet. Diyet. Mesela gayet güzel bir kız vurdu öldürdü. Bir de gayet çirkin bir kızı vurdu öldürdü. İkisi bir mi olur? Bir değil ama diyette bir. Diyette bir. Birinin cariyesi var. 10.000 altın değerinde. Vurdu öldürdü. Birisinde bir cariyesi var, 50 altın değerinde. Aynı gene ikisinin de getirirdi. Bunu satsan 10.000 altın getirirdi, bunu satsan 50 altın getirirdi. Bu düşünülmüyor. Nitekim
alimin en cahil misal olduğu gibi. Bunları bir şey yaptı, bir yasak. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Peygamber Efendimiz buyurdular ki men iftâ'a şâfe musarraten süt imemesinde biriktirilmiş bir koyunu satın alırsa fehuve fîhâ bil hıyâr o adam sonradan bunun sütü biriktirilmiş sağılmamış da bunun için evvela çok süt verdi, sonradan azaldı. Bunu anlarsa mukayyerdir. Selâsete eyyâm, üç gün. Mukayyerdir, üç gün. Üç gün zarfında mukayyer, ondan sonra değil. Fe inşâ emsekâ, dilerse bunu imsak eder ve inşâ reddâ, dilerse reddeder. Ve redde me'ahâ sa'an min temrîn, bir de kurmadan bir sabrında beraber verilir. غير أنه قال يرمز بحديث الشريف تدريك ردها وساعا من تعام لا سمراء رددر بده بير ساع تعام دان ينلزك مادة دان بير ساع verir لا سمراء سمراء değil سمراء ne demek esmer değil yani buğda rengi değil çünkü o bahali olur beyaz kısmında yani ucuz kısmında verir قال أبو جعفر İmam-ı Tahavi buyurdular ki فذهب قوم bir kavim zahip oldular ila enne şâte musarrâte şâti musarrâ sütü biriktirilmiş hayvan zeşterâ racülün bir adam satın alırsa fe halebâhâ sağarsa felem yerdâ hilâbâhâ onun vermiş olduğu süde de razı olmazsa fîmâ beynehû ve beyne selâseti eyyâm o adam ile üç gün arasında muhayyerdir. Kâne bir hıyar. O satın aldığı günden itibaren üç gün arasında mukayyerdir. İnşa emseka, dilerse hayvanı yanında alıkor. Ve inşa reddaha, dilerse reddeder. Ve redde me'aha sa'an min temdil. Hayvanı reddederse bir sa'da kurma beraber reddeder. Ve ihteccu fî zâlike, bu mesele hakkında da delil getirdiler. Bihâdîl âsâr, bu eserlerle ihticac ettiler, delil getirdiler. Ve mimmen zehebe ilâ zâlik, bu mezhebe zahip olanlardandır. İbn-i Ebi Leyla, İbn-i Ebi Leyla bu mesele zahip olan ulemadandır. İlla ennehu kâr, yalnız İbn-i Ebi Leyla dedi ki, yerudduha ve hayvanı reddederse ve yeruddu mâhâ kîmete sâ'in min temrin. Hurmanın, bir sağ hurmanın kıymetini reddeder. Eynini değil de kıymetini reddeder. Onun demek kıymet meselesi İbn-i Ebi Leyla'nın mezhebinde var. Ama ötekiler diyor ki eynen kurmayı yahut arkayı tağının kendisini verecek. Diyor ki ya kendisini verir yahut da kıymetini verir. وَقَدْ كَانَ اَبُوْ يُسُفَيْدَ İmam Ebu Yusuf da İbn-i Ebi Leyla gibi قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ bu söz ile hükmetti. فِي بَعْدَ اَمَالِهِ bazı kitaplarında غَيْرَ اَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْهُ bazı kitaplarında İmam Ebu Yusuf böyle hükmettiği var ama fakat İmam Ebu Yusuf'tan gelen kavli meşhur bu değil. Bunu hilafı. Bunun hilafı hangisi? Ve halefe zâlike kullehu âharû. Bu hükümlerin hepsini ulemanın bir yeri muhalefet ettiler. İmam Ebu Yusuf da onlar meşhur olan rivayetler bunlarla beraber muhalefet edenler. Fekalû dediler ki bu muhalefet edenler. Leyselil müşteri redduha bil ayn. O hayvanda, o eğik olduğundan dolayı müşteri o hayvanı reddetmeye hakkı yoktur. وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ Lakin o müşteri rücu eder, halen bayi satan adama rücu eder, gider, alır, بِنُقْسَانِ الْعَيْبِ Ayıp nüksani sebebiyle ne kadar fazla para vermişse fazlasını alır. وَمِمَّنْ قَالَ ذَٰلِكُ Bu kavli diyenlerdendir. Ebu Hanife'te ve Muhammed ibn-i Hasan rahmetullahi aleyhime. İmam Ebu Hanife, İmam Muhammed ve kavli meşhurde İmam Ebu Yusuf'te böyle dediler. Dediler ki hayvanı aldı, götürdü, sağdı. Ha, bu hayvana dalavere etmişler. Bir iki gün bunu sağmamışlar. Birinci günü sütü çok verdi, ikinci günü azaldı. Üçüncü günü daha azaldı o. Bu beni aldatmışlar dedi. Bu bir ayıptır. Hayvanı ayıplı olarak sattı. Hayvanı ayıplı olarak sattığından alışveriş bozulmaz.
alışveriş tamamdır, o onundur. Yalnız gider adama der ki sen bu hayvanı satarken sağmamıştın bir iki gün, sütlü görünmüş, beni aldattı. Bu hayvan sütlü olursa diyelim 200 riyal ederdi. Biraz sütlü noksan olursa 150 riyal ederdi. Benim 50 riyalım sene geçti, 50 riyalını ver, 50 riyalını alır. Ya bizim mezhep bu. Hayvanı reddetmez. Fakat bu hayvan sütlü olursa ne kadar eder? Sütsüz olursa ne kadar eder? Aradaki farkı alır. Ve zehebu zahib oldular ki de enne ma ruvi'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi zalik. Bu mesele hakkında Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen hadiste mimma tekaddeme o bir şey ki tekaddüm etti. Evet. Zikruna lehu. Biz o hadisleri zikrettik yukarıda. Fi hadel ve bu babda. Bu babda bu kadar hadisi şerifleri zikredildi. Bunlara ne dersiniz? Ha, dediler ki bunlar evet var idi. Bunlar mensuhun nesk edildi, mensuhdur. Bu hadis-i şerifler var idi İslamiyet'in evvelinde fakat sonradan bu nesk edildi. Öyleyse فَرُوِيَ عَنْهُمْ onlardan rivayet edildi. İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'den rivayet edildi. Hadis-i kerem mücmele, mücmel olarak rivayet edildi. ثُمَّ اخْتُلِفَ عَنْهُمْ onlardan ihtilaf olundu, nimdad, bundan sonra fillezine sehazali şol bir hadiste ki bunu nesketti. Mahva nedir? Bunda ihtilaf ettiler. Peki bu mensuhtur, neskeden nedir? Onda ihtilaf ettiler. Onu da inşallah Teala yarın beyan ederim. Allahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha. Feruvi anhum hâzel kelâmu mücmelen ثم اختلف عنهم من بعد في الذي نسخ ذلك ما هو فقال محمد بن شجاع فيما أخبرني عنه ابن أبي عمران نسخه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من هذا الكتاب. Şimdi dün okuduğumuz derste ahadisi şerifeler getirdi. Bir adam, bir koyun, bir inek, bir deve pazara getirmiş satacak. Sütlü görünsün diye memelerini sağlamış onun. Böyle memeleri dolu olduğu halde getirmiş. Satmış. Alan adam da bilmeyerek birinci günü baktı güzel bu süt değil. İkinci günü sağdı ki sütü azmış. Ha, bunda bir ayıp olduğunu anladı. Bunu ne yapacak? Okuduğumuz hadis-i şeriflerde o muhayyerdir. İsterse o hayvanı kabul eder, isterse iade eder. Fakat onunla beraber bir sağda hurma verir. Ha, ulemadan bir kısmı geldi, dediler ki hayır. Bu hadis-i şerifler mensuhtur. Bu hayvanı iade edemez. Yalnız ayıplı olduğundan dolayı ne kadar nüksan ederse o noksanının parasını alır. Peki nesk eden hadis nedir? O kadar hadisi şerifi okuduk. Bunları nesk eden hadis ne? Bunda ihtilaf olundu. Muhammed İbn-i Şücah rivayetiyle gelen rivayette diyor ki bunu Resulullah Efendimiz'in şu kevli şerifi nesk etmiştir. اَبْبَيْعَانِ بِدْخِيَارِ مَعْلَمْ يَتَفَرَّقَى. O hadisi şerif, o okuduğumuz hadis-i şeriflerin hepsini nesletmiştir. Alan ve satan, bunlar muhayyerdirler, teferruk etmedikleri müddetçe. Bu hadis-i şerifinde iki üç türlü manası var, izah edildi ya yukarıda. İşte bu hadis-i şerif, bu okuduğumuz hadis-i şeriflerin hepsini nesletmiştir. وَقَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ بَاَسَانِدِهِ اَلْبَيَّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَى hadisini de senetleriyle beraber zikreyledik. فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْكِتَبِ bu kitapta tekaddüm eden bahislerde. فَلَمَّا قَتَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ vakti ki Peygamber Efendimiz kat etti, kesti, attı bir firuketi ayrılmakla. Neyi? El-hıyâre hıyâre. İki alandan satan ayrıldı mı? Artık hıyâr yoktur. Alışveriş tamamlanmıştır Resulullah Efendimiz. İçin muhayyerlik yoktur. Çünkü alışveriş tamam olmuştur.
İlla limen istesnahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlla Peygamber Efendimiz'in istisna buyurduğu adam için hıyar vardır. Fî hâdel hadis, bu hadiste bi fevlihi, bunu da şu fevlide Resulullah Efendimiz istisna buyurmuştur. İlla bey'el hıyar, illa bey'i hıyar ile satarsa, bu adam muhayyerdir. Yani alışverişi yaparlar ki bak ben muhayyerim, ikisinden birisi ben muhayyerim der de şart koşarsa işte onun için hıyar vardır. Böyle bir şart koşmazlarsa muhayyerlik yoktur. Alışveriş tamam olmuştur. Alışveriş tamam olduktan sonra adam götürdü de hayvanı sütlü bulmadı, sütsüz buldu. Bu ayıp. Ayıp dolayısıyla onu reddedemez, yalnız noksanını alır. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi dedi ki, وَهَادَ التَّعْوِيلُ bu tevil, bu cevabı veren Muhammed bin Sücar'dan gelen bu rivayet, indi benim yanımda fasidin fasittir dedi. İmam-ı Tahavi bunu kabul etmedi. Bu tevil, bu türlü mana vermek fasittir dedi. لَاَنَّ الْخِيَارَ الْمَجْعُولَ فِي الْمُسَرَّاتِ Südi alınmamış bir hayvandaki hıyar, ondaki olan hıyar. اِنَّمَا هُوَ خِيَارُ عَيْبٍ خِيَارِ عَيْبٍ وَخِيَارُ الْعَيْبِ خِيَارِ عَيْبٍ ise لَا يَكْتَرُ الْكِرْكَةُ Kirkatı onu kesmez. Alanla satanın birbirlerinden ayrılması خِيَارِ عَيْبَتْ خِيَارِ عَيْبِ ortadan kaldırmaz. Çünkü hayvanı sütlü diye aldı, sütsüz buldu. Bu bir ayıp oldu. Öyleyse خِيَارِ عَيْبِ her vakit için mevcuttur. İstediği isterse kabul eder, istemezse o ayıp vasıtasıyla reddeder. Onun için bu tevil fasittir. Yani el-beyyâni bil-hıyâri malum yeteferrekâ. Hadisi nesletmiştir. Ayıp olsa bile reddedemez demesi doğru değildir. Ayıp mal reddedilir. Elâ terâ, sen görmez misin? Enne racülen levişterâ abden, bir adam bir köle satın alsa. Fekabedehû köleyi kabdisse, satın aldı ve köleyi teslim aldı. وَتَفَرَّقَا alandan satan ayrıldılar. تُمَّرَا بِهِ عَيْبًا بَعْدَ ذَلِكَ köleyi götürdü, sonra kölede bir ayıp buldu. اَنَّ لَهُ رَدَّهُ köleyi reddetmek onun için oluşudur. اَلَا بَايِعِهِ satan adamı. بِالْتِفَاقِ Müslümin, Müslümanların ittifakıyla niye? Kölede ayıp bulduğunda onu reddeder. Kimse bunda ihtilaf eylemedi. لَا يَكْتَعُ ذَلِكَ التَّفَرُّقَ لَا يَكْتَعُ ذَلِكَ bu hıyâri aybide reddi fet etmez. Ney? اَتَّفَرُّقُلَّذ۪ي رُوْيَانْ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْآثَارِ الْمَسْكُولَةِ عَنْهُ فِذَارِ Bu mesele hakkında Resulullah Efendimiz hakkından gelen rivayetlerdeki teferruk bunu reddetmez. Yani Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Bir adam musarrat olan bir koyunu alırsa onu reddeder, bir de biri bir sadak hurma verir. Hıyâri ayıbını kaldırmış, ortadan kaldırıp atar mı? Kaldırıp atmaz. Yok, o mevcuttur. فَكَذَٰلِكَ الْمُبْتَعُ لِشَاتِ الْمُسَرَّاتِ İşte şat-ı musarrayı satın alan da böylecedir. فَيْزَا قَبَضَهَا فَحْتَلَبَهَا O hayvanı aldı, götürdü, sadi. فَعَلِمَ اَنَّهَا Sonra bildi ki o koyun هَلَا غَيْرِ مَا كَانَ زَهَرَ لَهُ مِنْهَا Ondan göründüğü gibi olmadı. Sütlü göründü, sütsüz çıktı. وَكَانَ ذَٰلِكَ لَا يَعْلَمُهُ فَحْتِلَابِهِ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّةٍ Bir defa sağmada anlayamadı. İki defa sağmada anlayamadı. Öyleyse جُعِلَتْ لَهُ فِي ذَٰلِكَ O adam için bu meselede kılınır. هَذِهِ الْمُدَّةِ bu müddet. وَهِيَ سَلَاسَتْ وَيَّا Üç gün. Çünkü birinci gün anlayamaz, ikinci günü anlayamazsa üçüncü günü tamamıyla anlar. Öyleyse bu gibi eyipte de bir müddet vardır. Müddet de ne kadar? Üç gün. Üç gün zarfında iade edecek. Etmezse ondan sonra iade etmesi caiz değildir. Hatta yahlibaha fi zalik bu üç gün zarfında onu sağ. Feyakife vakıf ola ala hakikati mahi aleyh. Bu hayvan hakikaten nasıldır onu anlamak için üç gün bir müddet lazımdır. Üç gün zarfında tamamıyla anlaşılır ki ya hayvan hakikaten sütlüdür yahut da ayıplıdır, sütsüzdür. فَاِنْ كَانَ بَاطِنُهَا كَزَاهِرِهَا
uyuştuğu zarfında hayvanın batini zahiri gibi olursa, ilk aldığı, yemiş olduğu südi ikinci günü de verdi, üçüncü günü de verdi, öyleyse hayvanın batini de zahiri gibi imiş. Hani ayıp yokmuş. Fakat lezimet o adama bu alışveriş lazım geldi. Vesefa ma iştera, satın almış olduğu şeyi de istifa etmiş, parayı vermiş, hayvanı da almış. Gerisin geri iade edemez. Niye? Hayvanda ayıp yok. Batini zahiri gibi. Ve inkâne zahiruha de felâfi batiniha. Bir de zahiri batinine muhalif olursa, birinci gün aldı götürdü sütlü. İkinci günü bir de baktı ki süt azaldı. Üçüncü günü daha azaldı. Öyleyse bunun zahiri batini gibi olmadı. Fakat sebetel aybi ayıp sabit oldu. Ve vecebe lehu radduha. Onu reddetmek vacip oldu diye bu ayıp sebebiyle. Ayıp sebebiyle o hayvanı reddetmek ona vacip oldu. Yani adam kendi arzu eder, reddetmesi etmez. Ama reddederse bayi ben kabul etmem diyemez. Onu kabul etmez, yetmesi kendisine vacip olur. فَاِنْ حَلَبَهَا بَعْدِ ثَلَاسَةَ اَيَّا. Üç gün sağdı, anladı. Ayıplı buldu. Ondan sonra yine sağdı. Dördüncü günü de hayvan sağdı. Fakat حَلَبَهَا بَعْدِ عَلْمِهِ بِعَيْبِهَا. Hayvanın ilmini bildikten sonra, aybini bildikten sonra onu sağdı. فَذَٰلِكَ رِضَاءٌ مِنْهُ. Öyleyse bu üçün dördüncü günü hayvanı sağmak rıza oldu. مِنْهُ. Alan adamdan biha o ayıbe. Demek ki ayıbine razı oldu. Dördüncü günde sağdı mı iade etmeye daha hakkı yok. Sağmıyor. Hemen götürüp iade edecek. فَلَهَازِي لِعَلَّ. İşte bu illet için elleti öyle illet ki zükret sikredildi. Vecebe vacip oldu. فَسَادِ تَعْوِيلٍ 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 فَسَادِ اَلَّذ۪ي öyle tevil ki vasfı ben yukarıda vesfettim. Yani yukarıda vesfetti ki hayvanı iade edecek. Burada diyor ki hayır bak bu illet var. Üç gün ona müddet var. Üç gün zarfında aybini bildiğimi götürüp reddedildi. Üç günden sonra reddetmez de sağarsa reddetmeye daha hakkı yok diyor. Onun için o evvelce kevle ne dedi? Bu kevle fasıktır. Çünkü evvelce kevle dedi ki اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَادَمْ يَتَفَرَّقَ hadisi okuduğumuz o hadisi şeriflerin hepsini nesletmiştir. Bu da dedi ki hayır, nesletmez. Niçin? اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَادَمْ يَتَفَرَّقَ hadisi alanla satan ayrıldılar mı? Alışverişin fet'iyet kesbetmesinin alametidir. Yoksa hayvanda sonradan bir ayıp gördü, onu reddedemez, onu ortadan kaldıramaz. Ayıbından reddedilir. Hangi meseledir bu? Mesele işte burada izah ediyor ki üç gün zarfında hayvanın ayıbını anladı. Anladıktan sonra hayvan sağmaya başladı. Öyleyse onun ayıbına razı olmuş olduğu reddedilemez. Ve kâle İsa bin Ebben. İsa bin Ebben dedi ki kâne mâ rûyan Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'de rivayet edilen şey oldu. Minel hükmü fil musarrati, musarrat olan koyunun hükmünden olan şey, dima fil asaril uvel, neydi hüküm? Dima fil asaril uvel, evvelki eserlerde olanda hüküm. Ki evvelki eserlerde hayvanı reddeder ve bir sahada temir reddeder işte. Bu oldu ne vakitte? Fi vakti maşhur bir vakitte ki, kânet-i hukubat, hukubat olduydu ki zünubu günahlarda, يُخَذُ بِهَا o ukubat aksedilir, يُخَذُ aksedilirdi بِهَا o ukubat sebebiyle el envalü mallar alınırdı. İslamiyet'in iktidasında bir adam bir günah işledi mi o günah sebebiyle mali alınırdı. Mali alınırdı. Sonradan bu nesfedildi. İşte o nesfedilmezden evvel o hüküm öyleydi. Bir adam bir musarrat olan koyunu alır da onun ayıplı olduğunu anlarsa o hayvanı reddeder. Bir de bir temir, bir saat temir verirdi. Fazla vermezdi. Halbuki almış olduğu süt daha çok. Fakat vermiş olduğu ağzın için ceza olarak ayıplı hayvanı sattı ve aybini beyan etmedi. Ceza olarak
ona bir sağ kemir verilirdi, başkası verilmezdi. Bu İslamiyet'in evvelinde vardı ki günah sebebiyle cezai, yani mali ceza alınırdı. İşte o vakıttaydı. فَمِنْ ذَٰلِكْ işte rukubat sebebiyle mali alınanlardandır. مَا قَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen şey ki zekat-ı sekatta ki اَنَّهُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki مَنْ اَدَّاهَا تَعْيَانِ Her kim zekatı kendi arzusuyla eda ettiyse فَلَهُ اَجْرُهَا Onun sevabı onun için orucudur. Çünkü kendi arzu ve rızasıyla zekatını veriyor. وَاِلَّا yok vermezse, kendi arzusuyla zekatını vermezse اَخَذْنَاهَا مِنْهُ Biz bunu ondan alırız, bu zekatı alırız. وَشَتَّ مَالِهِ Bir de malının yarısını alırız. Zekatı aldı Resulullah Efendimiz. Malının yarısının için aldı, ceza olarak. Kendi rızasıyla zekatı ödemediğinde bu İslamiyet'in evvelinde vardı. Ne için? غَرْمَةً مِنْ غَرَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلِ Rabbimizin cezalarından bir ceza olarak. Rabbimiz zekatı farz etti de sen gönül rızasıyla niçin veriyorsun? Kırkta bir vereceksen. Kırkta bire razı olmadın mı? Haydi kırkta birini alın bir de kırkta yirmisini de alın, yarısını da alın. Ne için? Ceza olarak. Bu İslamiyet'in evvelinde bu vardı. İşte bu şat-ı musarra meselesi de o zaman da öyleydi. Adam koyunu hileyle satmış, sürdü görünmesi için sağmamış. Alan adam da götürmüş, onu üç gün sağmış. Üç gün onun sütünü aldı, aldık. Üç gün zarfında bir kadar süt aldı. Onun mukabilinde ne veriyor? Getiriyor, sağ kemir. Niçin az bir şey veriyor? Süt çok az, ceza olarak. Bu hekim o zaman da vardı. Ve min zalik gene bu ceza olarak alınan mali cezalardandır. Maruvi anhu fi hadis Amr ibn Şuayb fi sariqit temere. Bir adam meyveyi çaldı. Elleti lem tuhres. Hirze, bahçede adam koymuş kurmasını kurutuyor, üzümünü kurutuyor. Birisi de gitti oradan çaldı. Fe innehu yudra bin feledatü. Ona değnek vurulur, birkaç değnek vurulur. Veya rimu misliha. Bir de ne kadar çalmışsa, almışsa onun da iki mislini öder. Almış olduğun diyelim 10 okka, 20 okka ödeyecek, 50 okka, 100 okka ödeyecek, bir de ayrıca ona kötek vurulacak. Bu İslamiyet'in üzerinde vardı. وَقَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ Biz bunları zikreyledik وَاَسَانِيدِهِ senetleriyle beraber فِي بَابِ وَقْفِ الرَّجُولِ جَارِيَةً مُرَأَتِهِ Bu bakla biz zikreyledik. Yukarıda geçti. Siz de derste hazır istediniz. فَاَغْنَانَا ذَٰلِكَ نِعَادَةِ ذِكْرِهَا هَغْنَا Burada onu iade etmekten biz müstahane olduk. Çünkü arada söylediğimizden burada ihtiyaç kalmadı. قَالَ Buyurdu ki فَلَمَّا كَانَ الْحُكْمُ فِي اَوَّلِ الْاِسْلَامِ كَزَالِكَ Vaktaki İslamiyet'in evvelinde böyleydi. Bir adam suç işlerse mali ceza alınır idi. Öyleydi, oldu. Hatta nesaha Allahu riba, hatta Cenab-ı Hak ribayı nesheyledi. Müfridetil eşyâ'u el-mâhûzetu ilâ emsâliha. Alınan eşyalar kendi misillerine ifrad edildi. Yani reddedildi. Bir adam ne kadar mal almışsa, çalmışsa o kadar verecek. Ceza yok. Evet. İmkânet leha emsâli. Eğer onun misli varsa, almış olduğu malın mislini verecek. Eğer misliyattan ise. وَإِلَى قِيمَتِهَا قِيمَتِنَا reddedilir. İmkânet leha emsâli. Leha emsâli yok. Emsâli olmazsa o vakitte de kıymetine gidilir. وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ نَهَا عَنِ التَّصْفِيَةِ Peygamber Efendimiz de tasfiyeden nehyeylemiş dedi. Yani hayvanı satmaya götürürken sütünü sağın, süt sağmadan memeleri bir iki gün bırakır, iyice şişkin olarak götürmeyin. Ya sağın, hali tebiyesinde götürür. Evet, tasfiyeden nehyeylemişti. وَرَوْيَ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ Evet, bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi.
فَذَكَرَ مَا فَذَكَرَ زِكْرِي لَذِي مَا قَدْ حَدَّسَنَا الرَّبِيعُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدٌ قَالَ حَدَّسَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَسْعُودِ هَذِهِ الشَّهِيدُ شَيْخُ الْجِسْمِ عن عبد الله عبد الله بن مسعود روايته الذي قال أشهد على الصادق المسلوق بالقاسم صادق المسلوق قرآن حضرت في عمبرك صلى الله عليه وسلم ذلك شهادة ذلك أنه قال بيضر إن بيع المحفلات خلابة سودي ممسنة biriktirilmiş hayvanları götürüp satmak aldatmaktır, Müslümanları aldatmaktır. وَلَا يَحِلُّ خِلَابَةُ مُسْلِمٍ Müslüman aldatmak da helal değildir. فَكَانَ مَنْ فَعَلَ زَالِكِ فَكَانَ اُلْدِ مَنْ فَعَلَ زَالِكِ Bunu işleyen adam. Böyle südü memede biriktirdi, götürdü, sattı ve ba'a, sattı, مَا قَدْ جَعَلَ يَبِيَهُ اِيَّهُ Öyle memesi dolgun olarak götürdü, sattı, bu satmış olduğu şey oldu. مُخَالِفًا مُخَالِف oldu bu, yapmış olduğu لِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ Peygamber Efendimiz'in emretmiş olduğu şeye muhalif oldu. Neyi emretti? Tasfiye yapmayınız. Emretti. Yani satılan, hayvanı satılığa götürürken südünü sağın hali tebiyesinde götürün diye emretti. Bu ise bilakis bir gün evvelden hayvanı sağmadı, memeleri iyice süt doldu, götürdü. Arıcıyı, müşteriyi kandırmak için oldu. Ve dâhilen fîmâ nehâ anhû. Peygamber Efendimiz'in nehyeylemiş olduğu şeye dâhil oldu. Fekânet ukûbetuhu fî zâlik. Öyleyse bunun ukûbeti oldu. En yüc'alel lebenül mehlûm fîleyyâmül felâse. Üç gün zarfında sağlanan süt ola. Bir müşteriye ola. Ceza olarak. Ne mukabilinde? Bir sâin min temrin. Formadan bir san mukabilinde. Şimdi farz et ki bir inek yevmiye 10 okka süt veriyor. Adam 3 gün bunu sağdı. 30 kilo süt etti. Bunun mukabilinde ne verecek? Bir sağ, 1040 gram hurma verecek. O sütün mukabili değil ki. Süt çok, hurma az. Evet, bu ceza olarak Resulullah Efendimiz'in emrine muhalefet etmiş olmuş olduğundan bu ceza olduğuna, ceza olarak böyle verildi. وَلَعَلَّهُ يُسَاوِ Caiz ki o süt müsavi olur. Asu'an birçok sağlara bir sağa değil. Kesireten çok. Bu böyleydi. İslamiyet'in evvelinde cezaydı bu. سُمَّ نُسَقَتِ الْعُقُوبَاتُ فِي الْاَنْوَارِ Mallarda hukubat nesk edildi بِالْمَعَاسِ نَاسِيَةِ sebebiyle. Bir adam bir günah işlerse ondan mali ceza alın. Bu kaldırıldı. Bu da Ümmet-i Muhammed'e bilmek eğer böyle olmasa birçok zenginler dinden imandan külliyen çıkar. Adam hiç zekatını vermiyor. O vakit ne yapacak? Hükümet hem onu zekat alacak hem de malının yarısını alacak. Fakat şimdi başka surette. Şimdi bunlar kendi rızalarıyla Allah'ın emrini tutmadıklarında Allah-u Teala zalim hükümetler gönderdi. Vergi suretiyle onlardan %50, %60 alıyor. Sebep işte bu bir manevi ceza. Ama şer'en bu İslamiyet'in evvelinde var idi, nesvedildi. Zeyyini ceza verilmiş. Yok. وَرُدَّتِ الْاَشْيَاءُ اَشْيَارَتْ دِلِلِ اِلَى مَا زَكَرْنَا Bizim zikrettiğimize. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ Vaktaki bu böyle oldu. وَوَجَبَ رَدُّ الْمُسَرَّاتِ بِعَيْنِهَا O hayvanı reddetmek, müserrat olan hayvanı ayniyle reddetmek vacip oldu. وَقَدْ زَايَلَهَا لَبَنْ Halbuki ondan süt alınmış. Hayvanı reddediyor ama o hayvanın sütü alınmış ondan. أَلِمْنَا اِذْ بِلِّكَنْ لَذَٰلِكَ لَبَنَا الَّذ۪ي اَخَذَهُ الْمُشْتَرِ Müşterinin almış olduğu o süt, minha o hayvandan, قَدْ كَانَ بَعْدُهُ فِي طِرْعِهَا Bazısı onun memesinde idi. فِي وَقْتِ بِقُوَ الْبَيْءِ عَلَيْهَا O hayvan satılırken onun memesindeydi. Müşteri satın aldı, götürdü, sağdı. Yani satılırken o hayvanın memesinde süt vardı. Bir kısmı böyleydi. فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ
O da nebiyen hükmündedir. O hayvan satılırken memesindeki süt de beraber satıldı. Onda bayen bir hakkı yok. Müşterinin o. Müşterinin o. Ve ba'duhu ba'side hadese fi dır'iha. O hayvanın memesinde hasil oldu. Fi milki müşteriyi, müşteri satın alıp götürdükten sonra, malik olduktan sonra. Ba'de vuku'l bey'i aleyha. O hayvan üzerine alışveriş vakı olduktan sonra müşterinin mülkindeyken hasil oldu. Fezalike bu delil. Müşteri müşterinindir. Evet. Demek ki alım satım olurken o hayvanın memesindeki süt zaten o alışverişe dahil oldu. Ondan sonra da müşteri götürdü hayvanı kendi evinde, kendi mülki, kendi mülkindeyken almış olduğu süt de kendi malik olduğu hayvandan aldı. فَلَمَّا لَمْ يَكُنُ رَبُّ الْلَبَنِ O sütü reddetmek ki olmadı vakteki. بِكَمَالِهِ كَمَالِهِ عَلَى الْبَايَا Baya. Bayanın kemaliyle onda bir sütü hakkı yok ki. Ne için reddeder? Sattığı vakıttaki memedeki sütünü zaten satmış. Sonradan da müşterinin mülkü olmuş, onun mülkinde hasıl olmuş. اِذَا كَانَ بَعْدُهُ سُدُنْ بَعْسُ olursa بِمَا لَمْ يُمْلَكْ بَيْعَهُ بَيْعَنَا مَالِكُ olamazsa وَلَمْ يُمْكِنْ اَنْ يَجْعَلَ لَبَنَكَ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ وَقْتَكِ مُمْكِنْ olmadı رَجُّ لَبَنِ سُدِ رَدِّدْلِ vermek bir kemalihi kemalide hepsini alel bayya bayya ne diye verecek çünkü bir kısmı satılırken memesindeydi bir kısmı da müşterinin mülkünde hasıl oldu اِذَا كَانَ بَعْدُهُ سُدُنْ بَعْسُ olursa بِمَا bir şey sebebiyle ki lem yemlik bey'ehu onun bey'ene malik olmadı o da ne? Müşterinin mülkindeyken hasıl oldu. Ve lem yümkün gene mümkün olmadı en yüce'ele lebenü kudduhu lil müşteri. O sütün hepsini müşteriye kılalım bu da olmadı. Mümkün olmadı. İmkâne melik meleke ba'dehu bâsine malik olduğu o olur ise min kibelil bâye'i bâye tarafında bir bey'ehi iyyâhu o bayi'nin satmasıyla müşteriye eşşâtelleti ol bir koyunu ki kad reddeha aleyhi bidayib ayıp sebebiyle reddetti ya onun bahsinde evet bayi tarafından malik temlik edilmişti. O da hangisi? Alışveriş olduğu vakıfta memesindeki sütü zaten bayi müşteriye satmış idi. Bahsi böyleydi. İyi. Kaldı müşterinin zamanındayken, mülkindeyken olan sütler. Ve kâne milkuhu lehu iyyâhu o adamın malik olması o süde bir cüz immine semen paradan bir cüz mukabilinde ellezî kâne veka'e bihil beyu beye var oldu ya demek ki beye satılırken bir hayvanın dahil olduğu gibi hayvanın memesindeki süt de var. O süt de onun kıymetinden bir cüz'i. Diyelim hayvan mesela 100 riyal ediyorsa 1 riyallık da sütü var. Öyleyse 99 hayvanın kıymeti 1 riyallık da sütün kıymeti. Bu cüz'i de tefrik etmek bu da zor oldu. اَلَّذِي كَانَ وَقَعَ بِهِ الْبَيَا بَيَا وَاقَ olduğu cüz. فَلَا يَجُوزُ اَنْ يُرَدِّ الشَّاتُ öyleyse o hayvanı reddetmek şahit olmaz. بِجَمِيَ السَّمَنْ bütün parayla. Paranın mukabilinde sen götüreceksen ver benim 100 riyalımı diyecek ki hayır. Ben 100 riyala sattım ama 99 hayvanın kıymetiydi. 1 riyalık da sütü var idi. E şimdi ondan 100 riyalını alacak. O 1 riyal fazla almış olacak. Ve yekûnü zâlikelleben ve yekûnü zâlikelleben bu caiz olmazken yerüdde şâte şâti reddide bir cemiyet semen bütün parayla mesela 100 riyal mukabilinde ve yekûnü zâlikelleben o satış esnasındaki süt de olmuş ola salimen lehu kendisine salim ola bir gayri semen parasız ona da imkan yok. 100 riyal aldığı gibi onun üstündeki sütün kıymeti bu arada kaldı. O ona salim olmadı. Evet. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ İşte bu ki bu böyle oldu. مُنِعَ الْمُشْتَرِي مِنْ رَدِّهَا Müşteri onu reddetmekten men edildi. Çünkü alışverişte bir meşhuriyet oluyor. Aldığın para 100. Tekrar iade etsen, yüz alsan, sütün parası kalıyor. Bunu tefrik etmek zor oluyor. وَرَجَعَ عَلَى بَايِعِهِ Öyleyse o hayvanı onu reddedemez. Yalnız bu koyunu satana rücu eder. بِنُقْسَانِ عَيْبِهَا عَيْبِ نُقْسَانِ sebebiyle. O hayvan sütlü olsa 100 riyal ederdi. Fakat sütsüz olduğundan 90 riyal eder.
10 riyal fark ediyor, 10 riyal farkını alır. Kale İsa, İsa bin Ebban dedi ki, فَهَذَا وَجْهُ الْحُكْمِ بَيْعِ الْمُسَرَّاتِ Musarrat olan hayvanın beyanın hükmü budur. Yani hayvanı reddedemez. Reddedemediğinin sebebi işte bu. Süt meselesi giriyor. Ondan sonra kendi kıymetini, sütün kıymetini tebrik etmek zorunluluğu öyleyse ayıplı sayılıyor bu. Gerçekten gibi değil bu. Burada ne edecek? O hayvanı reddetmeyecek. Yalnız sütlü olursa ne kadar eder, sütsüz olursa ne kadar eder, aradaki farkı alır. Ama hayvanı götürmüş de gözünün birisi kör, onu reddedebilir. Niye? Neye almış? Aynı fiyatı. Fakat bu süt meselesi başka bir hüküm meydana getiriyor. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavid buyurdular ki, وَالَّذِي قَالِ عِيْسَى İsa bin Ebba'nın dedi ki, مِنْ هَذَا İşte bu meseleden, يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَا قَالِ Onun dediğinin gayrısına da mühtemel olur ki, اِنِّي رَيْتُ فِي ذَٰلِكَ وَجْهًا Ben bu mesele hakkında gördüm, İmam-ı Tahavi diyor. Bu eşbe, benim indimde daha o kıyasa yakındır. لِنَسْخِ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ نَسْخِيَ مِنْ ذَٰلِكَ الْوَسِلِذِي ذَهَبَ اِلَيْهِ عَيْسَى İsa bin Ebban dedi ki, işte bu hadisin mensuh olması, yukarı kendislerin mensuh olması süt meselesi oluyor. Bundan ise diyor İmam-ı Tahavi, ben başka bir kıyas gördüm. O daha güzel, layık ki yukarıda kendisleri o nesrıdır. Vezalik, benim gördüğüm de nedir? Enne lebenel müserra, o müserrat olan hayvanın südi. Ellezî ehterebehul müşteri minha. Müşteri o hayvandan sadi. Fisselâzetil eyyâm, üç gün zarfında. Ellezî öyle üç gün ki ehterebeha fiyâ. O üç gün zarfında o hayvanı sadi. Fetkâne ba'duhu, o südün bazısı var idi. Fî milki bâye'in milkindeydi. Ebleşşirâ. Şira alışveriş olmazdan evvel. Ve hadese ba'duhu sütün ba'si de hasil oldu. Fî milki müşteri müşterinin milkinde ba'de şira alışverişten sonra. İlla ennehu kad ihtelebeha merreten ba'de merre. Lakin o bir kere sadi, ondan sonra bir daha sadi, birkaç defa sadi. Fekâne oldu. Ma olmuşuk ki kâne fî yedil bâya. Bâya'nın yedinde oldu. Min zâlik. Bundan nebiyen nebi oldu. Yani satılıştan evvel memede hasil olan süt o bayan hakkında hakkıydı. Evet, öyleyse hayvanı satarken o sütü de beraber satmış oldu. İzâ evcebe nakdal bey'i fissâti o koyun hakkında bey'i nefsettiği vakitte vecebe nakdul bey'i ki o süt hakkında da nefsedecek. Hayvanı gerisin geri iade ederse onun alırken sütü de memesinde var idi. O mesele hakkında da nefsediliyor. Bozuluyor alışveriş. Ve ma hadese fi yedil müşteri. Müşterinin yedinde hadis olan süt ise min zâlik bu hayvanda. Ve innemâ kâne milkehu. Müşterinin milki oldu. Bir sebebi bey'i eyda. Bey'in sebebi. Çünkü adam aldı. Kendi malik olduğu hayvanı sahibi. Ve hükmü hükmü şâtir. O sütün hükmü de koyunun hükmüdür. اَنَّهُ مِنْ بَدَنِهَا O müşterinin milkindeyken almış olduğu süt de neden alındı? Yine koyunun bedeninden alındı. هَذَا عَلَى مَسَبِنَا İşte bizim mezhebimiz üzerine bu mesele kutluyor. Yani her iki surette de o süt meselesi koyuna raci oluyor. Koyunun hakkıdır. Öyleyse koyundan da süt aldı. Evvelce böyle ayıplı mallar satılırsa mali bir ceza var, hukubat var. Bu da nesfedildi. Öyleyse ne olacak? Ha, İmam-ı Tahavi diyor ki işte bu benim yapmış olduğum, görmüş olduğum kıyas daha evvel ki o hayvanı reddedemez. Yalnız noksan, ayıp dolayısıyla ne kadar noksan ederse o noksanın parasını alır. Yani hayvanı adetler. Bu süt meselesi mani oluyor. Ve kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kad ce'aleli müşteri müserrati müserrat olan hayvanın müşterisi için kıldı ba'de reddiha reddinden o hayvanı reddettikten sonra cemî'a lebeliha bütün sütünü ellezî kâne halebehu minha o hayvandan sağlamış olduğu sütün hepsini kıldı ne ile ne mukabilinde bis sa'i minetten
kurmadan hisan mukabilinde kurdu. Ellezî evcebe aleyhi raddehu ma'aşşâ. O salmış olduğu sütün hepsine mukabil bir saf hurma hayvanla beraber versin de Resulullah Efendimiz böyle yaptı. Ve zâlike lebenü hîne isim kattelet. Evet. O süt ise bu vakitte kattelefe telef oldu. Yani yenildi. Ev telefe bazı yahut da bazı telef oldu. Bazı mülkü. Ve kânen müşteri müşteri vakitte malik müşteri oldu. Yani meleke malik oldu. Lebenen süde. Neyinen borç olarak. Çünkü sütün bir kısmını yedi. Bir kısmında duruyor. Şimdi o hayvanı reddettiği vakitte satan adama süt borcu oldu. Ne mukabilinde? Bir sa'i temrin değinir. Evet, bir sa'a temir verecek, o da bu. Şimdi o sütüne, o hurma, ikisi de borç oldu. Bu adamın üzerinde borç, ne, süt borcu. Bunu ne ile ödeyecek? Ne mukabilinde ödeyecek? Bir sa'a hurmayla ödeyecek. Fedehale zalik, bu dahil oldu ki bey'e deyni biz değil. Borcu borca satmaya dahil oldu ki Sünneneha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ba'd. Peygamber Efendimiz de bundan sonra nehyetti en bey'e deyni bir deyni. Deyni deyinle satmaktan nehyiledi. Senin borcu neydi? Süt borcu. Bunu neyle satıyorsun? Kurma borcuyla. Resulullah Efendimiz bunu da nehyilemiştir. Şimdi İmam-ı Tehavi'nin bulmuş oldu. Bu kıyas daha ince. Onun için o hayvanı reddedemiyor. Evet. حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم قال أبو بكرة في حديثه أخبرنا موسى بن عبيدة وقال ابن مرزوق في حديثه عن موسى بن عبيدة الزيدي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehi buyurdular. Neden? Veresiye olan bir şeyi yine veresiyeye satmak. Bundan nehi buyurdular. Yani borcu borcuna satıyor. Birisinde alacağı var, onu başka birisine satıyor. Bundan nehi ettiler. Peki bunun için buraya getirdi. Hani Şat-ı Müsarra meselesi vardı ya, hayvanı sağmamış, sütlü olarak getirmiş meydana, dalavere yapmış. Alan adam da aldanmış, onu almış, götürdü, sütü sağdı ki sütü göründüğü gibi değil. Şimdi bu hayvanı verecek, bir sağda hurma verecek. Bunun hakkında birçok hadisi şerifler geldi. Sonra buna cevap olarak Eysa bin Ebban dedi ki bunlar mensuhtur. Ne ile mensuhtur? Başka bir hadiste. O da nedir? El-beyyâni bil-hıyâri mâlem yeteferrakâ hadisiyle mensuhdur dedi. Sonra İmam-ı Tehavi dedi ki hayır, bunun vermiş olduğu cevap da doğru değildir. Esas fesat başka nükteden geliyor. O da neden? Koyunu aldığı vakitte koyunun memesinde süt var idi. Koyunu aldı, o sütü de beraber aldı. Ondan sonra getirdi, kendi milki oldu koyun. O vakitte kendi mülkinde olduğu vakitte de koyundan süt aldı. Şimdi koyunu götürüp gerisin geriye verse o süt meçhul oluyor. Bir kısmı koyunla beraber geldi, bir kısmı sonradan oldu. Bunu nasıl reddedecek? Bu bey'üddeyni biddeyne giriyor. Resulullah Efendimiz de bey'üddeyni biddeyni nehyeylemiştir. Öyleyse o koyunu gerisin geri iade edemez. Yani ne yapacak? Onun eybi olduğundan sütlü göründü, sütsüz çıktı. Aradaki fark ne ederse o farkı alacak. Netice oraya bağladı. Şimdi bey'üddeyni biddeyn haramdır. Peygamber Efendimiz bundan nehyetmiştir diye onu ispat ediyor. Bunu da kimden? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümadan rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz neha en bey'il kâli'i bil kâli'i. Kâli'i bir şeyi veresiye satmak. Veresiyeyi veresiye satmaktan Peygamber Efendimiz nehyeyledi. فَنَسَخَ ذَٰلِكَ İşte bu hadisi şerif nesheyledi. مَا كَانَ تَقَدَّمَ مِنْهُ Buna tekaddüm eden hadisleri مِمَّا رُوِيَ عَنْهُ Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen birçok hadisi şerifler vardı. İşte onları nesheyledi. Ne hakkında rivayet edilmişti? فِي الْمُسَرَّاتِ
Musarra olan koyundan, yani sağmamış bir iki gün memelerinde süt birikmiş, işte buna musarra der. Onu getirmiş, sütlü diye satmış, adam aldatmış. Evet, o da neden? Mimma hükmuhu hükmü deyin. İşte bunun hükmü de deyinin hükmüdür. Yani borcu borcu satmış demek. Ve yukalu, peki bunda bir şey daha var. Diyor ki ve yukalu, cevap verilir. Lillezi, şöyle bir kimseye ki zehebe, sahip oldu. İlel ameli, amel etmeye. Ne ile? Bima ruviye fil musarrati. Musarrat hakkında varid olan birçok hadisi şeriflerle ben amel ederim diyen bir adama cevaben denilir. Ve rivayet edilende neden? Mimma kad zekernahu fi evveli hadel bab. Bu babın evvelinde okuduk ya, birçok hadisi şerifler geldi ki Resulullah Efendimiz buyurdu ki musarra olan bir koyun, bir deveyi alırsınızsa, isterseniz yanınızda alı koyunuz, istemezsenizse onu reddediniz. Ondan salmış olduğunuz süt mukabilinde de 1040 dirhem bir hurma veriniz, bir sağ. Yahut da arpa veriniz. Yani buğda olmamak şartıyla herhangi bir tam da verseniz olur. Ben bununla amel ederim diyor. Halbuki şimdi burada cevap verdi ki bu mensuh. Bu mensuh oldu diyor. Bu adam dese ki ben o hadislerle amel ederim derse, cevaben ona denilir ki قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet olundu ki اَنَّهُ قَالَ Peygamber Efendimiz buyurdu اَلْخَرَاجُ بِالْدَمَانِ Haraç, deman mukabilinde olur. Haraç ne demek, daman ne demek? İşte bu muhtese bir kelime. Haraç, deman mukabilindedir ve amilet بِذَٰلِكَ الْعُلَمَا Ulema da bununla amel etmiştir. Bu adama böyle cevap verilir. Haraç tamam mukabilinde, Resulullah Efendimiz'in o hadisi şeriflerde farz et ki bir inek olsun. İneği aldı, üç gün sağdı. En aşağı bir inekten iki kilo süt alsa üç günde altı kilo eder. Yok, inek daha fazla sütlü, on kilo veren bir inek ise üç günde otuz kilo süt eder. Bunun mukabilinde vereceğine bir sağ hurma. E bu bunun mukabili olur mu? El-haracu bid-daman. Ha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ondan o alınan o menfaat ne mukabiliydi? O hayvan telef olsaydı müşterinin elinde kimden giderdi? Müşteriden giderdi. Bayi karışır mıydı? Yok. Adamın yanında üç gün kaldı ya, oldu ya, birinci günü yahut ikinci günü hayvan öldü. Kimden giderdi? Müşteriden giderdi. Müşteri damin olurdu onu. Ha? İşte o damin olmak dolayısıyla onun haracı, yani onun sütünü helal yiyebiliyor. Ne kadar süt alırsa alsın mukabilinde bir sağ hurma veriyor. Bu hadis-i şeriflerin hükmü buydu. Bununla ulema bu hadisiyle de amel ettiler buyurdu. Buna böyle denilir. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Ebu Asim, an ibn-i Ebi Zib, ha, ve haddesene Salih ibn-i Abdirrahman, kâle haddesene Ruka'nebiyyü, kâle haddesene ibn-i Ebi Zib, en Muhalled ibn-i Khaffaf, En urveten Aişete kâlet. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a buyurdular ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular el harabi bittaman. Haraç deman mukabilindedir. Şimdi burada rakam 2'de bunu gayet güzel izah ediyor. Diyor ki el harabi bittaman yuridu bil haraç bil fethi ma yahsulu min galletil aynil müpte'a. Satılan bir şeyin eyninden alınan menfaate haraç denilir. Abden kâne, ev emeten, ev gayrehuma, köle olsun, cariye olsun, başka bir şey olsun. Mesela köleyi aldı, üç gün çalıştırdı, cariyeyi aldı, çalıştırdı, yahut da hayvan aldı, çalıştırdı. İşte buna haraç derler. Ve zâlike en yeşteriyehu fe yestegillehu zemâne. Onu ala, onu bir müddet istiglal ede, ondan fayda temin ede. Sümme yâsûren minhu ala aybin. O bir iki gün sonra ondan fayda gördü. Ondan sonra onun bir aybine muttali oldu. فَلَهُ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَب۪يعَ وَأَخْذُ السَّمَنِ Öyleyse o adam aybini gördü mü götürür onu reddeder ve parasını alır. Peki onu reddetti. Ya ondan 2-3 gün istifade etti. Yani diyor ki onun faydasının mukabiliydi, daman mukabiliydi. Yani müşterinin elinde helak olsaydı müşteriden giderdi. Oradan istifade. Ondan.
ve yekûnü lil müşteri, müşteri için olur. Mestegallehu, istiğlal etti ki şey onun için helal olur. Lennel mebi'a, o satılan şey, levkâne telefe fî yedihi, müşterinin elinde telef olsaydı, lekâne fî damanihi, müşterinin damanında olurdu. Ve lem yekûn lehu alel bâye, şeyin satan adama hiçbir şey lazım gelmezdi. Vel bâv fî biddaman, biddamandaki bâ, müteallikatun bimehzûfin tekdîruhu vel kharâcu müstehikkum biddaman. El kharâcu biddaman dedi, o bağının müteallik-i mehzûftur. O da nedir? Müstehikkun kelimesi. Ey bi sebebihi, ey damani asl, aslın damani sebebiyle, evet, sebebün li milki kharâcihi, onun kharâcının milkine o sebep oluyor. Yani o köleden yahut o hayvandan istifade ediyor. Keda kâlehu Suyuti fi Zehru Ruba. İmam-ı Suyuti Zehru Ruba'da böyle dedi. Ve ba'du ulemâina fi şerh-i Tirmizi. Bizim bazı alimlerimiz de Tirmizi şerhinde böyle şerh eylediler. Ve kâle el-Kâde Ebu Bekir ibnül Arabi. Fakat Kâde Ebu Bekir ibnül Arabi ulemâ-i Malikiyye'den o dedi ki el-kharâcu fil Arabiyyeti. Arabiyyede kharâc ibâretun en külli hâricin min şeyin. Bir şeyden ne çıkarsa ona kharâc derler. وَهُوَ مَوْضُعٌ لِكُلِّ فَائِدَةٍ. Her bir faideye mevzudur. Bir şeyden herhangi bir faide olursa ona haraç derler. Öyle faide ki tarayet عَلَى أَخْسِهِ, onun aksına ariz oldu. وَيَقُولُ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِهَا. Evet. Bunun ehlinden ekserisi derler ki اِنَّهُ مَخْصُوسٌ بِالْغَلَّاتِ, gallâten mahsustur. Bir şeyin faydasını toplar da bir araya faydasını toplarlar. Buna mahsustur derler. Vel emru ma zekertuhu lekum. Fakat emir diyor benim dediğim gibidir. Yani esas bu tefsirde el haracu bir zaman harac manasında ihtilaf ettiler de İmam-ı Suyuti'nin tefsiri başka oldu. Kâde Ebu Bekir ibn'in tefsiri de başka oldu. Fakat burada diyor ki söz İmam-ı Suyuti'nin dediği gibidir. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الزنجي ابن خالد سمعته يقول بن يحيى بن خالد زنجي زنجي بن خالد اشتم دردك زعم لنا هشام بن عروة هشام بن عروة bizim için زعم eyledi عن أبيه babasından yani rivayet eylemiş o da kimden en Ayşe Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan قالت Hazreti Ayşe buyurdular ki İnne raculen iştera abden. Bir adam bir köle satın aldı. Festagallehu, onu istiğlal etti. Yani çalıştırdı birkaç gün. Sümme ra'a bihi ayben. Sonra o kölede bir ayıp gördü. Fehasemehu ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. Muhaseme olarak yani o satıcıyla muhakeme olmak için geldi. Fereddehu bil aybi. Ayıp sebebiyle o köleyi satıcıya reddetti. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Satan adam dedi ki ya Resulallah اِنَّهُ قَدْ اِسْتَغَلَّهُ Bu benim kölemi çalıştırdı. Bundan birkaç gün istifade etti. Ya bunun faydası nereye gidecek? Farz et ki bir kölenin yevmiyesi o zamanın hükmüyle 10 dirhem olsun. 2 gün çalışsa 20 dirhem eder. 3 gün çalışırsa 30 dirhem eder. 10 gün çalıştırırsa 100 dirhem eder. Ya bunun yevmiyesi? فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ona dedi ki, satan adama, اَلْغَلَّةُ بِالْضَمَانِ O galle zaman vasıtasıyladır. Yani o çalıştırdı, bundan istifade etti, sana bir şey vermez. Niçin? Köle ölseydi, sen bu köleyi sana reddedemezdi. Bunun kesesinden giderdi. İşte o zaman sebebiyle o istifade, o faide müşterinindir. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه هشام باباس عروةden عروة عبد حضرت زبيرين oğlu o da ana Ayşe'te عن النبي صلى الله عليه وسلم Hazreti Ayşe'den rivayet eyledi mislehu aynen bu okuduğumuz hadis-i şerifin mislini. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة المالشون قال حدثنا مسلم بن خالد فذكر بإسناده مثله إمام التحاوي صالح بن عبد الرحمن واسطة سيدة أينم بحديث الشريف رواية ديور
فَتَلَقَّ الْعُلَمَا Ulema telakki ettiler, aldılar. هَذَا الْخَبَرَ بِالْقَبُولِ Bu haberi kabul ederek kabullu aldılar. وَزَعَمْتَ أَنْتَ Ey muhteris, sen de itiraz ediyorsun, zühüm ediyorsun ki اَنَّ رَجُولًا Bir adam, لَوِشْتَرَ شَاتًا Bir koyunu satın alsa, فَحَلَبَهَا Onu sağsa, ثُمَّ أَصَابَ بِهَا عَيْبًا Sonra o koyunda bir ayıp bulsa, غَيْرَ التَّحْفِلْ Tahfilden başka bir ayıp. Yani o memesinde sütü sağmamış, o değil de koyunda gözü kör yahut da başka bir eybini buldu. اَنَّهُ يَرُدُّهَا وَنِ رَدِّدَرْ O hayvanı reddeder ve يَكُونُ لَبَنُ لَهُ Süt de kendisinin olur. Sen böyle zevm ediyorsun. Evet. وَكَذَٰلِكَ لَوْ كَانَ مَكَانِ الْلَبَنْ Peki bu sütün yerine olsa وَلَدُنْ وَلَدَتُ Bir velet ki cariye doğurdu. Bir cariyeyi satın aldı. Cariye de doğdu. Bir çocuk meydana getirdi. Ondan sonra da cariye de ayıp buldu. Cariyeyi götürüp verecek, o çocuk kendisine kalacak diyor. Onun kaidesine göre. Nasıl sütü kaldıysa o da öyle kalacak. Evet. Ve kânel veledü lehu reddehâ o cariyeyi reddeder. Alel bâye bâya ve kânel veledü lehu. Veled de müşteri için olur. Ve kâne zâlik bu oldu indeke sende, senin indinde minel haraç. Bu da haraçtan oldu. Ellezî öyle haraç ki cealehu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz o haracı kıldı. Müşteri müşteriye bir zaman zaman mukabilinde kıldı. Madem o cariye ölseydi, müşteriden gidecekti, öyleyse onun doğurduğu çocuk da müşteriye kaldı. Senin kaidene göre böyle icap eder. فَلَيْسَ يَخْلُوا Öyleyse biz bunları nezere itibarı aldık. Bir de bir hayvanı sağdıktan sonra bir sağ kurma verecek ya, bir de buna baktık. فَلَيْسَ يَخْلُوا السَّاعُ الَّذ۪ي تُوْجِبُهُ عَلَى مُشْتَرِ الْمُسَرَّاتِ O musarrat olan sağırmamış hayvanı satın alan üzerine Peygamber Efendimiz bir sağ hurma vermeyi vacip kılıyor ya, bu sağ hali olmaz iki şeyden. İki şeyin birisi olur. اِذَا رَدَّهَا عَلَى الْبَايَعِ بِالْتَصْرِيَةِ Tasriye aybi dolayısıyla reddederse, yani sütlü göründü de sütsüz çıktı. Bu dolayısıyla bunu reddederse, bu sağ olur. اَنْ يَكُونَ عِوَدًا عِوَدْ ola min جَمِيعَ leben Sütlerin hepsinden. اَلَّذ۪ي Öyle sütler ki اِحْتَلَبَهُ minha O hayvandan sağdı. اَلَّذ۪ي Öyle süt ki كَانَ بَعْدُهُ فِي ضِرْعَهَا Bazısı o koyunun memesindeydi. Fî vakti vuku'i bey'i alışveriş vakı olduğu vakitte koyunun memesindeydi. Koyun satılırken o da beraber satıldı. Ve hadese ba'duhu fî dir'iha. O sütün bazısı da o hayvanın memesinde hasil oldu. Ba'del bey'i alışverişten sonra. Demek ki o verilen bir sahurma bu iki sütün bedeli oldu. Süt iki kısım. Bir kısmı hayvan satılırken memesindeydi. Bir kısmı da satıştan sonra hasil oldu. Bu iki sütün mukabili olarak bir sağ hurma veriliyor. Ya böyle olur. Ev yekûnû yahut da o bir sağ hurma olur. İvaden ivaz olur. Enil lebenillezî kâne fî dır'iha o koyunun memesindeydi. Fî vakti vuku'il bey'i alışveriş vakı olduğu vakıtta. Hâseten yalnız ona mahsus. Alışveriş olduğu vakıtta o koyunun memesinde süt var idi ya. İşte o sağ, onun mukabili veriliyor. Yahut da hem o alışveriş vakı olduğu vakit süt, hem de ondan sonra hasıl olan süt, yahut da ikisinin karşılığında veriliyor. Başka türlü olmaz, yoksa o bir sağ hurma ne mukabilinde verildi? Süt. O süt de iki türlü olur. Bu ikisinden hali olmaz. فَاِنْ كَانَ عِوَضًا مِنْهُمَا O hurma bu iki sütten ivaz olursa, فَقَدْ نَقَزْتَ بِذَالِكَ Ey müteris, sen bununla nakz etmiş oldun. Aslak senin asıl kaideni nakz ettin. Ellezî öyle kaide ki cealtel velede vellebene lil müşteri sen cariye çocuk doğurursa yahut da koyundan süt alırsa bunlar müşterinindir. Ba'de reddi bil ayb, ayb ile reddettikten sonra o cariyede bir ayıp bulursa o koyunda başka bir nusarra tasri ayıbı değil de başka bir ayıp bulur da reddederse süt de onundur, müşterinindir, o cariyenin doğurduğu çocuk da onundur diye bir kaide koymuştun ya, bu kaideyi bozmuş oldun.
لِأَنَّكَ جِعَلْتَ sen kıldın hükmaha onun hükmünü hükmel haraç, haraç hükmünde kıldın. اَلَّذ۪ي öyle haraç ki جَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz onu kıldı, müşteri müşteriye bir zaman tamam mukabilinde kıldı. O haraç hükmünde kıldı. وَاِنْ كَانَ ذَٰلِكَ السَّاعِ عِوَدًا yok, eğer o verilen hurma o sağ ivaz olursa مِمَّا كَانَ فِي ضِرْعِهَا فِي وَقْتِ ذُكُوعِ الْبَيْءِ خَاسَّ alışveriş olduğu vakitte koyunun memesindeki süde has olursa, ona ivaz olarak verildiyse وَالْبَاكِ سَالِمٌ لِلْمُشْتَرِ alışverişten sonra koyunda olan süt o müşterinin halis mali, salim olarak onun mali itibar edilirse لَاَنَّهُ مِنَ الْخَرَجِ bu da haraçtandır. Fakat cealte sen kıldın lil bayi'i bayi için sa'an bir sa'i deynen borç kıldın. Bilebenin bir su bile ki deynin öyle leben ki deyin o da borç. Demek ki sen o hayvanı aldığın vakitte onun memesinde süt var idi. Ha, o cihetten borçluydun. Öyleyse senin vereceğin o hurma da onun mukabilinde verildi. Borcu borca vermiş oldun. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bundan nehyelenmişti. وَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ bu da caiz değildir. فِي قَوْلِكَ yine senin kavlinde. وَلَا فِي قَوْلِ غَيْرِكَ senin gayrın kavlinde de bu caiz değildir. بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ mutlaka caiz değildir. فَعَلَى اَيِّ الْوَچَيْنِ كَانْ hangi veç üzerine olursa olsun هَذَا الْمَعْنَى bu mana عَلَيْهِ bu vecihlerden hangi manayı alırsan al. اِنْدَكْ senin indinde فَاَنْتَ بِهِ sen bununla tarikün terk edici olursun. Aslen mümsulüken kendi kaidelerinden, kendi asırlarından bir aslı terk etmiş oluyorsun. وَقَدْ كُنْتَ اَنْتَ halbuki sen oldun بِالْقَوْلِ بِنَسْقِ هَذَا الْحُكْمِ فِي الْمُسَرَّاتِ musarrat olan koyunda bu hükmü neskeden bir hükme sen oldun. اَوْلَا مِنْ غَيْرِكِ başkasından daha evla oldun. Sen bu hadislerle ben amel ederim diyorsun. Halbuki senin kavline göre o hadislerin nesk olduğunu iddia etmek ve nesk olduğunu kabul etmek senin için daha evla olduydu. لَاَنَّكَ اَنْتَ zira sen تَجْعَلُ اللَّبَنَ فِي حُكْمِ الْخَرَاجِ o südü haraç hükmünde kılıyorsun. وَغَيْرُكَ senin gayrın ise لَا يَجْعَلُهُ كَذَٰلِكَ öyle gelmiyor. Öyleyse o okunan hadislerin nesk edildiğine gayr olmak senin daha evla olman lazımdır. Şu halde ne zahir oldu? İmam-ı Tahavi'nin bu beyanından bu hadisler mensuhtur. Bir adam bir hayvanı alır, sütlü görür. Çünkü adam sağmamış. Bir gün, iki gün sağmamış. Sonra götürdü, sağdı. Baktı ki yok, göründüğü gibi değilmiş. Bu hayvanın sütü azmış. Ne yapacak? Bu hayvanı gidip adama diyecek ki sütlü olsa ne kadar ederdi? 100 riyal. Sütsüz olursa ne kadar eder? 90 riyal. Ehli vukuf takdir eder. 10 riyal o satan adamdan alır. Hüküm buna müncer oldu. Ama o hayvanı reddeder. Bir sağda hurma reddeder. Bu hadisi şeriflerin mensuh olduğu meydana çıktı. Vallahu Teala alem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.